Ona savaş bulmuş. Yönetmiş onu. Anlam kattı, mektup olarak gördü, basamak oluverdi o. Mektup olduğunu gördü. Anlam kattı. Size bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar, yukarıya doğru gidiyorum soğan kabuğu gibi, derse başlayacağım da. Hayvanlar, çık yukarıya, şeytanlar, cinler, Müslümanı da var, olduğu için şeytandan üstün, melekler, dört. Bunlar fark eder. Mesela hayvan, ekmeğe göre kemiği fark eder köpek. Oduna göre otu fark eder, sığır. Fark eder değil mi? Fark eder. Evet. Çık yukarıya, şeytan, Müslüman, kafiri fark eder. Kaliteli namaz mı kılıyor, kılmıyor, bilir. Çık yukarıya, cinler, ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Onlar da imanı küfrü biliyor. İnsan da biliyor. Bu fark. Farkımız ne peki? Onlar fark eder, mümin farkı fark eder. O yok. Hiçbirisinde bu dört taifede farkı fark etme sistemleri yok. En cami insan. Fark eder, orta durur. Farkı fark eden, mesela fark etti, sıkıntım var. Neyle fark etti? Sıkıntısızlık. Bu fark. Ama bu Allah ile yorumlanırsa farkı fark etti. Mesela sıkıldım. Sıkılıyorum. Hakikaten mi ya? Yani sıkılmamam gerekiyordu. Onun için mi sordum? Ha? Onun için mi sordum? Sıkılmamak gerekiyor. Böyle bir şeydi ahir zamanda. Hadi bakalım. Muhalif algı diyoruz. Onun için çare yok değil mi? Sıkılmamaya hani doktorlar, doktorlar, evet. İlaçlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bu Esasat-ı Nuriye'den okuyacağız. Vazife-i ilahiye karışmamak dustur ve esasmış ikisi. Birisi mülk, birisi melekütü ifade ediyor. Dustur zahirdi. Esas batındı. Ondan sonra şeye benziyor. İhlas ve sadakat gibi. Sadakat neydi? Gibi. Denildiği gibi yapmak. O gibiyi kaldırıyorsun. Dendiği için yapmak ihlas. Dendiği için yapmak. İçin ve gibi. O kadar. Birisi mülk, birisi melekut. Mesela eylemde göstereyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçinde bulsun diyoruz. Dışarıda hihihi, içeride sapla. Ne var? Sadakati var. Hihihi, ihlası yok. Yani içi dışı farklı. Şimdi bu ne biliyor musun? Yani emin olun, mesela Ömer de gönderdi, abi ısrar ediyorlar Ömer'i zorluyorlar, görüşmek istiyoruz. Lan ben doktor muyum? Abi bak, o zaman sana diyorum ki psikolojin iyi olması için şu Dima yaza yaza defterine yaz. Dinlerken yaz. Öyle gökten mutlu olmak yoktur. Mutlu insanlar, dertsiz insanlar değil. İki kelime diyeyim ben. Bak, mutlu insanlar, dertsiz insan değil. Dertlerini kontrol eden, basamağa dönüştürendir. Kaybı fırsata çevirmiş. Ben sıkılmıyorum. Yunanistan'dan Fransa'ya kadar, Sibirya'dan, Almanya'ya kadar, Kuzey Irak'tan, Türkiye'nin her tarafından bir dershanelerimiz var. Ve alakadar olduğum arkadaşlar var. Hepsine bir
atıyor bir şey diyor yani sıkıntısı. Peki benim bana yüklemiyor mu? Sıkıntı. Sıkıntı olmuyor. Resulullah'ta yok muydu? Ustad'da yok muydu? Peki ne yaptılar bunlar? Sıkıntısız bir dünya yok. Muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Nerede geçiyordu bu? Münazarat'ta. Şimdi muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Şu. Bu insan vücudunu kontrol edemezsen, şu kafanın içini, sana bu dünyada mutluluk yoktur. Kontrol edeceksin. Dertsiz insan yok. Dertlerini kontrol edemeyen, derdin arkasına geçemeyen insan var. İdare edilmeyen eş yoktur. Edemeyen vardır. İdare edemeyen eş vardır. Yani edilemeyecek kimse yok. Bu eğitilmesi lazım. Şimdi geliyoruz buraya. Niye bunu mukaddeme yaptım? Bu esasat-ı nuriye. Mesela vazife-i ilahiye karışmamak. Psikolojinin temelidir. Nasıl temelidir? Şimdi mesela bir misal vereyim. Şu kitabı ben omuzuma alsam biraz da ağır olsa 50 kiloyu efsane taşıyabilir miyim? 50 kiloyu taşırım. 100 kilo, 150 kiloyu taşıyamam. Allah'ın işini omuz veriyor mu böyle? Allah'ın kainattaki icraatını ben nasıl yöneteceğim ya? Olmadı, yanlış oldu. Keşke böyle olsaydı. Niye böyle oluyor? Ya insanın cüz-i iradesi basittir ya. Yani bu siyasi geniş hadiseler, insanın midhali azdır. Liyakata göre Allah muamele ediyor. İnsanları fail telakki etmekten, öyle demiyor. Bu dünyada insanlar siyaseti takip edenler, siyasi liderleri, hadiseleri fail telakki etmekten sıkılıyor. Şimdi dershane ehli, elinde cep telefonu, dershane ehli bile gündelik hayatı sosyal medyayı takip edip ona uygun dersler yapıyor. Öyle bir şey olur mu kardeşim ya? Sen sosyal medyayı takip edersen onu sokuyorsun gırdaba, kuyuya attın onu da. Ya aha sana sosyal medya ya. Sikke-i tasdik-i gaybiye düşmandırlar. Niye? Niye düşmandırlar? Sikke-i tasdik-i gaybiye. Çünkü bir şeyi ortadan kaldırırsan, bak bunu kaldırırsan, bu, bak bunu dinleyin. Attım buraya. Kimi dinleyin şimdi? Beni. Onun için kaldırıyor. Tamam. Çok şükür yani. Bunu koyarsa... Kaldırdım. Bunu dinleyin. Bu. Bunu nazara vereceksin. Allah'ın işine omuz verme. Vazife-i ilahiye karışma. Karışma. Sosyal medyayı takip etme. Mutluluk arama o zaman. Dertlerinle savaşma. Ona savaşmamış. Yönetmiş onu. Anlam kattı, mektup olarak gördü, basamak oluverdi o. Mektup olduğunu gördü. Anlam kattı. Size bir şey söyleyeceğim. Hayvanlar, yukarıya doğru gidiyorum soğan kabuğu gibi, derse başlayacağım da. Hayvanlar, çık yukarıya, şeytanlar, cinler, Müslümanı da var. Olduğu için şeytandan üstün. Melekler, 4. Bunlar fark eder. Mesela hayvan ekmeğe göre kemiği fark eder köpek. Oduna göre otu fark eder, sığır. Fark eder değil mi? Fark eder. Evet. Çık yukarıya. Şeytan, Müslüman, kafiri fark eder. Kaliteli namaz mı kılıyor, kılmıyor mu? Bilir. Çık yukarıya. Cinler ve mahalaklı cinne ve linse ilerleyabudun. Onlar da imanı küfrü biliyor. İnsan da biliyor. Bu fark. Farkımız ne peki? Onlar fark eder. Mümin farkı fark eder. O yok. Hiçbirisinde bu 4 taifede farkı fark etme sistemleri yok.
en cami insan. Fark eder, orta durur. Farkı fark eder. Mesela fark etti, sıkıntım var. Neyle fark etti? Sıkıntısızlık. Bu fark. Ama bu Allah ile yorumlanırsa farkı fark etti. Mesela sıkıldım, sıkılıyorum. Hakikaten mi ya? Yani sıkılmamalı gerekiyordu, onun için mi sordum? Onun için mi sordum? Sıkılmamak gerekiyor. Böyle bir şeydi ahir zamanda. Hadi bakalım. Muhali çağrı gidiyoruz. Onun için çare yok değil mi? Sıkılmamaya hani doktorlar, evet, ilaçlar. Sıkılmamak için. Oysa sıkılman insanlığın gereğidir. Sıkılman gerekiyor insansan. Alem İslam'a nasıl sıkılmayacaksın? Çoluk çocuğunun, evladının istikbali olan imanı kazanma ve kaybetme davası için nasıl sıkılmayacaksın? Kaza namazların duruyor, kaza oruçların duruyor. Nasıl sıkılmayacaksın? Sıkılmayayım diye ilaç içiyorsun ya. Çok tuhaf değil mi yani? O ne diyor? Bir bak bakalım. Vesvese. Vesvese kötü değil ki diyor. Ciddiyete vesiledir. Lakayt dağıtar. Tabunu def eder. Tarihe dairdir. Bir de bir tane de var, dört tane. Teyakkuza sebeptir. Yani uyanıklığa sebeptir ya. Sen azap çekesin de vermedi. Amelinin kalitesini arttırıyor vesvese. Eğer vesvese olmasa ciddi olamazsın. Lakayt olursun. Tahari etmezsin. Nereye vesvesin geldi? Gidip araştırıyorsun. Ya kardeşim sıkıldığım için insanım ya. Sıkılmamak bir şey olur mu ya? Muhali talep etmek var. Nerede yazmışız? Bakayım. Öteki tarafa. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Bak sıkıntımızın şeyi. Teslim, tevekkül, itimat. Harika. Bugünkü öğleyin dersi neydi? Vazife-i ilahiye karışmamak. Allah'ın işini üzerine alma. Allah'ın taşıdığını taşıyamazsın. Kainatı yönetmeye kalkma. Kendini yönetmekten acizsin. Şimdi garip bir şeyden inşallah bahsedeceğim ve böyle yapayım.